bu halk oylamasında neyi oylayacağız diye soracak olursanız, bu halk oylamasında iki tercihten birisini yapacağız. Ya evet diyeceğiz, ya hayır diyeceğiz. Evet dediğimizde ülkede büyük bir hızlanma olacağını, ekonominin çok iyiye gideceğini, çiftçilerimizin rahat edeceğini, esnafımızın rahat edeceğini, sanayicimizin rahat edeceğini sanayici de, esnaf da, çiftçi de biliyor. Hayır dendiğinde de nasıl bir ortam oluşacağını esnaf da, çiftçi de, sanayici de biliyor. Vatandaşlarımızın bu noktada biraz duyarlılık göstermeleri gerekiyor. Biz dün itibariyle dile getirecek olursak 10 milletvekilimizle 34 belediye başkanımız var. Buna Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı da dahil 34 belediye başkanımızla 750 teşkilat mensubumuzla ve 6000 gönüllümüzle sahadaydık. Bir önceki gün bu rakamlar 10, 34, 700, 4000 şeklindeydi. Konya'yı karış karış geziyoruz. Bugün de nöbet sırası bana geldi, ben Ereğli'ye geldim. Bu seçimde partizanlık yapmamak gerekiyor. Çünkü hayır diyenlerin niye hayır dediklerini bildiklerini zannetmiyorum. Kaosa mı hayır diyorlar? Cumhurbaşkanı, başbakan çatışmalarının doğurduğu ekonomik krize mi evet diyorlar hayır demekle? Kaosa mı evet demiş oluyorlar hayır demekle? Aslında hayır diyenler birçok hayırsız işe evet diyorlar. Seçilemeyen cumhurbaşkanları, cumhurbaşkansız uzun dönemler yaşamamızı mı istiyorlar hayır diyenler? Yeni getirilen sistem hakikaten dünyada örnek alınacak sistemlerden birisi olacak. İstikrara kavuşmuş olacak ülke, koalisyonlara mahkum olmaktan kurtarılmış olacak. Kısır cumhurbaşkanlığı seçim tartışmalarından uzak olmuş olacak ve cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında yaşanan adeta baba kız gibi geçinen ve birbirine adeta atamış olan iki insan arasındaki anlaşmazlığın getirdiği batık bankalarla ve bozuk ekonomiyle boğuşan bir ülke olmaktan uzaklaşacaktır. Yine anayasa kitapçığı fırlatıldı diye yaşanan ekonomik krizleri yaşamayacaktır. Onun dışında 18 yaşla alakalı, milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasıyla alakalı, hakimler savcılar kurulunun atamalarıyla alakalı söylenenlerin de yersiz olduğu, yalan olduğu, çarpıtma olduğu zaten halkımızca anlaşılmıştır. Dolayısıyla evette bence hayır vardır. Hayırda hayır yoktur. Partizanlığı bir kenara bırakalım. Başka partilere gönül vermiş insanlara ve tereddütlü olan bizim partimizin mensuplarına sesleniyorum. Bu ülkenin geleceğini oylamaktır. Milletin geleceğini oylamaktır. Kendiniz için değilse bile gelecek nesiller için ve milletin, ülkenin menfaati için elinizi vicdanınıza bir kez daha koyun.